Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte iki sayıdan büyük olan sayıyı ekrana yazdıran program yapacağız ama biraz farklı bir yoldan yapacağız. Define komutunu kullanarak bu programı yapmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere define komutu, yani daha önceki videolarda izlediğiniz üzere define komutu, sistemde kullanılan komutların işte count olsun, for yapısı olsun, if else yapısı olsun, bunları değiştirerek kendi istediğimiz bir ismi, kendi istediğimiz bir şeyi, yani kodu yazarak yer değiştirmemizi sağlıyordu diyelim. Bu programda da biz if else yapısını istediğimiz bir şeye dönüştürerek, istediğimiz bir kendi istediğimiz bir yazıya dönüştürerek define komutunu kullanacağız ve iki sayıdan büyük olanını ekrana yazdıracağız. İsterseniz hemen başlayalım. Define komutuyla başladık. Yazmak istediğim, hani benim programda kullanmak istediğim komutu yazıyorum ilk önce. If x ve y yapısını kullanacağız. Bunu da neyin yerine geçecek bu komut? If ve else komutlarının yerine geçecek. Diyeceğim ki eğer if x büyüktür y ise, yani birinci sayı x, ikinci sayı y olarak düşünseniz, birinci sayı ikinci sayıdan büyük ise count x'i yaz. Yani büyük olan sayıyı yaz. Değil ise, ikinci sayı birinci sayıdan büyük ise, o zaman da ikinci sayı olan y'yi yaz diye komut kullanıyoruz. Ancak burada kesinlikle noktalı virgül koymuyoruz. Yukarıda count ve else yapısını, if else ve count yapısını kullandığımız için şu satıra aşağıda hiçbir şekilde ihtiyacımız olmayacak. Yani hiçbir şekilde bu program için ihtiyacımız olmayacak. Hemen iki tane sayı belirlemek istiyorum. Bunlara da birer tane değer atacağım. Bunun değeri 99 olsun. İkinci sayının değeri de 1 olsun. Şimdi normalde define komutunu kullanmıyorsak, eğer deriz ki if sayı 1 sayı 2'den büyükse sayı 1'i yaz, sayı 2 sayı 1'den büyükse sayı 2'yi yaz diye söyleriz. Ama biz yukarıda define komutuyla if else yapısını değiştirip şu şekilde kullandığımız için aşağıda aynı yapıyı kullanıyoruz. X yerine sayı 1 yazacağım. Virgül. Y yerine de sayı 2 yazacağım. Program kaydediyorum. Çalıştırıyoruz. Ufak bir hatamız var. Şunu da silelim. Hatamız büyük ihtimalle şuradan kaynaklanıyor. Noktalı virgül koymayacağız dedik ama buradaki noktalı virgüller şu count ve end'ın noktalı virgülleri olduğu için büyük ihtimalle hata ondan dolayı. Evet, ondan dolayıymış. Şu an büyük sayıyı görüyoruz ekranda. Büyük sayıyı yazdırmış olduk böylelikle. 99'u yazdı. Zaten bir de farklı değer verip deneyelim. Söyle bunun değeri 9. Bunun değeri ise 10 olsun. Kaydedip tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer de büyük sayı olan 10'u yazdı. Dediğim gibi buradaki noktalı virgül hatası count ve end'ın noktalı virgülleri olması gerektiği için, daha doğrusu hani if yapısının noktalı virgül kullandığımızdan dolayı gerçekleşti. Böylelikle define komutuyla bir programı daha bitirmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.